Merhabalar. Ben Kıymet'in eşi Fatih. Kıymet'e söylemek istediğim birkaç şey var. Annem hakkında yaptığın açıklamalara çok şaşırdım. Sen nasıl böyle konuşuyorsun? Orası bir yarışma programı. Annem seni her gün bulamayabilir, bir verebilir. Senin bunu biliyor olman lazım. Tamam, sen benim eşimsin, seni çok seviyorum ama sınırları aşma. Anneme altın vermeyeceksen, oralarda boşuna yorulmasın. Ben biletini alayım, gelsin geri. Hayat zaten annemi yoracağı kadar yormuş. Bir de sen yorma. Sonuçta annem oraya hava almaya gitmedi. Evde nasıl konuştuysak, aldığınız tüm ödüllerin yarısı annemin. Orada gaza gelip büyük büyük konuşma. Evliliğimizin mimarı annem sayılır. Bunu da unutma. Annem evlenirken senin hakkında herhangi bir olumsuz bir şey söyleseydi, bu evlilik olmazdı. Ben annem hakkında böyle açıklamalar yapmanı istemiyorum. Ona göre davran. O sonundaki tonlama. İnanmıyorum. Çok üzgün hanım, lütfen. Kıymetim, ağlamakta çok haklılar. Bir saniye arkadaşlar. Ay. Bir saniye. Kıymet çok yani aslında şey yapmamış. Annesini korumuş. Nursel Hanım, ben 6 yıllık eşimden böyle şeyler hiç duymadım şu an. Yani inanamıyorum. Gerçekten bu bir rüya olmalı. Böyle bir şey olamaz yani. Sen ne yaptın? Ne yaptın yani? Ne demek yaptın? Olamaz? Ne yaptın sen? Annesiyim. Ben anneyim. Ki sen gelinsin. Kıymet, boşun hiç ağlama annem. Onu doğuran benim. Sen ne anlattın da böyle diyebiliyor? Yani... Fatih bunları söyleyecek bir insan değil. Fatih benimle böyle konuşmaz. Ne anlattın benim eşime? Sen hiç ne anlattın? Anlatmadım. Ben hiç bunun anlatmadım. İçin gelmedim buraya, tamam mı? Hiç bunun hiç için anlatmadım. Gelmedim. Ben buradan gidince 5-10 dakikalık vaktimde oğlumla konuşmaya çalışırken sen oğlunu neyle doldurdun? Evet. Sen oğlunla nasıl konuşuyorsan ben de oğlumla konuştum. Ben oğlumla konuşurken hasret gidermek için konuşuyorum. Sen benim yuvamı mı yıkmaya çalışıyorsun? Bunca yıllık annesini silip ezdirecek, seni yüceltecek miydi? Pardon da ben onu... Ben anneyim. Çok yanlış yerlerdesiniz, biliyor musunuz? Sanki böyle hani bir adam için çarpışıyorsunuz. Biriniz annesi, biriniz karısı. Bir şey dememiş. Anneme karşı daha dikkatli olun. Nurselen evet Hanım mevzu bu değil hep yani. Hep ben olmaz. Şimdi bu mu yani? Ben sonra anneyim. Bu mu? Bölüşmek mi istiyordun bunları? Ben istemiyorum. Hayır, senin çeyreğini falan. İstemiyorum. Ben senin çeyreğini istemiyorum. Zaten beni de bulamıyorsun. Ben de buradan hakkımı alırsam bileziğim, sana bir tane daha koklatırsam benim adım da Kıymet değil. Fatih de bunun hesabını verecek bana. Kusura bakmasın. Beni dinlemeden kimse yargısız infaz yapamaz. Beni tanıyorsa böyle konuşmamalıydı. Sen de benim eşime bu şekilde konuşup dolduramazsın. Senin buna hakkın yok. Benim eşimle çocuğumla geçireceğim kısıtlı zamanımı zehir etmeye hakkın yok. Kimsenin yok. Vermezsen tamam, verme altın. Benim oğlum zaten bana altını kucağıyla göndermiş. Senin, al altınlar senin olsun. Çok hoşuna gitmeyebilir Kıymet'im, ama genelde böyle beyler hemen hanımcı oluyor ve eşini tutuyor buraya. Hep genelde öyle mesajlar geliyor. Ben beyefendiyi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Anneciğini böyle savunduğu için sana da bence kötü bir şey söylememiş. Söylemiş mi sizce kötü bir şey? Nursel Hanım, normal birisi için kötü bir şey olmayabilir ama ben eşimden hiç böyle şeyler duymadım. Gerçekten şu an yani ben hiç bana Kıymet diyor bir kere. Benim eşim bana isimle asla seslenmez. Ben oradan anlıyorum ki çok kızmış. Sinirli, çok sinirli. Acaba ne diyor? Sen annenin, acaba? Yani kayınvalidenin doldurduğunu mu düşünüyorsun? Evet, dün yani biz burayla ilgili çok fazla konuşamıyoruz. Çünkü benim konuştuğum şeyler işte Parsnoyan nasıl geçti, ağladı mı, parka gittiniz mi, karnı doydu mu, ateşi çıktı mı, bunları konuşuyorum. Kayınvaliden de kötü bir şey yapmış. Burada olanları yani. Anlatmış. Ya olanları anlatmadım Nursel Hanımcığım ya. Sadece özür dilerim. Birazcık anlatmasan yani bu ya kadar haberdar olamaz. Ya sonra da anne nasıl geçti dedi. Kıymet bağırıp çağırmasaydı, bulamadım diye beni sinir etmeseydi çok güzeldi Nursel dedim ya. Ya ben çıkmak istiyorum. Gerçekten ben çıkmak istiyorum. Şu an o kadar üzgünüm ki anlatamam yani. Hem üzgünüm hem şaşkınım. Ben burada eşimle yaşadıklarımı 6 yılda yaşamamışken, kayınvalidem ben burada ağlıyorken geçip karşıma gülebiliyor. İnanamıyorum. Yani niçin ne bekliyorduk ne bulduk? Çok şaşkınım. Bu arada senin taktığın, bulamadığın için ona taktığın çeyreği sana geri iade ettim. Aynen. Fatih bana bunları asla söylemezdi. Kim bilir ne anlattı, delireceğim. Kesin zorla söyletti bunları.
Yani Kıymet evlenene kadar evet eşin senden taraf olmuş olabilir ama belli ki eşin annesiyle ittifak kurmuş. Yani adımı söylemez normalde diyor. Yani biz de eşimle öyleyiz. Bana Nursel dediği zaman bil ki kızmıştır. Evet, ya da ben ona aynen, Murat diyorsam kızmıştır. Bana Nursel dedin falan derim. Hani Nursel adım ama belki onu yani çok ciddi şu an üzüldü Kıymet. Evet. Evet. Benim adım da Kıymetse ben bunların hesabını sorarım ama görecek o görecek. Ben bunların hesabını soracağım. Ben kimsenin yanına bırakmam. Görecek bundan sonra bileziğini, çeyreğini bakalım. Koklatıyor muyum, koklatmıyor muyum onu? Güzel bilgilendirmişsin oğlunu ama bence şimdi en azından üstüne gitme. Çünkü biraz oğlun sert konuşmuş. Şu var. Hep sevip pohpohlayacağın da bir şey mi var? Sürekli pohpohpohpoh mu diyeceğim? Tamam o pohpohlamamış sen yapma bari diyorum. Ben yavrum kuzum diyorum. Oğlum sormuş, derdimi anlatmışım. Oğlum da beni savunmuş. Burada yani bu kadar celallenip ağlanıp yüklenmenin anlamı da yok. Kıymet dediği sana dünyanın ablam sonu mu geldi? Hani gelini seviyordu dün cici yavrum, canım yavrum diyordu, seviyordu, altını da takıyordu. Bugün ne oldu? Canımın içi, anneciğim, güzel gelinim. Heh, ben sana bir söz vermiştim. Evet. Çok fayn. Bilirsin sözümün eri olduğumu. Evet. Gel annem, benim sayemde kaybettik şeyleri. İşte budur ya, işte budur. Dününle bugün ne geçti? Seviyor ya. Böyle gerçekten hemen seviyorum. Bir şey olunca sevmiyor gibi bir şey olabilir mi yani? Ya seviyorum. Ya da mesela ara bozmaya çalıştığını da düşünmüyorum kayınvalidin. Nursel Hanım, buraya gerçekten sizin ekibin verdiği emek için geliyorum. Bunca bölüm çekildi. Ne münasebet, kendin için buradasın. Hayır, ben gerçekten böyle bir şey istemiyorum. Benim için en değerli şey tabii ki yuvam. Sağ olsun kayınvalidem de çok saygı duyuyor yuvama, huzuruma. Şu an bunu görmüş oldum. Yani o sizler için döndüm. Ben sizler için döndüm, onu söyleyeyim. Çok önemli bir bölüm bizi bekliyor. Gerçekten sen işine odaklan. Benim adım Kıymetse, evde çözersin.